niye gülüyorsun öyle? Havuzun yanında bir şeyler söylemiştim. Demiştim, evet. Neydi, böbrek mevzusu? Evet, böbrek mevzusu. Günaydın, hayırlı sabahlar. Hazırlandık böyle, ailecek. AVM'ye, kahvaltıya geldik. Babamı aldım yanıma, kendi öz babam. Diğeri de kayınvalidem. Kayınbabam Rize'ye gitti. Annesinin babasının yanına. Biz de böyle hafta sonunu bir birlikte geçirelim istedik. Kahvaltıdan sonra şöyle evi bakmaya geldik. Girelim bakalım. Burada şöyle bir yatak odası var. Oldukça büyük. Yatak odası dememe bakmayın, bildiğiniz salon büyüklüğünde. Şurada iki tane Fransız cam ve balkon var. Şu açalım. Şu karşı taraf için çamaşır kurutma alanı düşünülüyormuş. Buradan böyle bahçeyi görebiliyorsunuz. Aynı şekilde burada da bir tane balkon kapısı var. İki tane böyle büyük camı var. Görmüş olduğunuz karşı taraftaki yer giyinme odası. Burada da bir ebeveyn banyosu var. Yatak odasından çıkalım. Hemen şöyle bir ara var burada. Karşıda da çocuk odası var bir tane. Çocuklarına da özel banyo var. Burada böyle küçük bir banyo, lavabo, klozet. Buradan yine böyle sıfır cam ile
balkona geçiş var. Hatta şöyle geçelim. Alışamadım bunları açmaya. Şöyle minik uzun bir balkon. Buraya havuz falan yapacaklarmış. Survivor parkuru yapacaklarmış. Linoş! Anne ben babamın yanındayım. Bak ben buradayım. Bak. Onlar da aşağıya geziyorlar. Çok güzel. Yekta bayıldı buraya. Ama bayılmayacak gibi değil ki. Gerçekten çok güzel. Hemen diğer odalara bakalım. Burası da diğer çocuk odası. Burada da yine banyo var. Lavabo var. Aynı şekilde biraz önceki balkonun devamı. Şimdi aşağıya inelim. Burası giriş. Ben çekim yaparken bir yandan da eve bakmaya gelenler oluyor. Burası örnek daire. Onların da sesi gelebilir. Burası mutfak. Amerikan mutfak. Bir tarafta oturma köşesi var. Şurada şöyle kocaman bir ada koymuşlar. Mutfağın güzelliğine bakar mısınız? Her kadının istediği bir mutfak bence. Kocaman dolaplı. Bu şekilde. Şurada da bir tane çok tatlı bir köpüş var. Ay kurban olurum. Sen ne güzel bir şeysin. Burada böyle. Linoş çok tatlı değil mi anneciğim? Burada böyle bir hazine var. Köpek kulübesi. Bahçeyle gezeriz birlikte. Bizimkiler de orada oturuyor hatta. Gel kızım. Şu mutfağın güzelliğine bakar mısınız ya? Bayıldım. Hadi birlikte gidelim bir de dışarıya bakalım. Buraya böyle arabanızı park edebiliyorsunuz. Arka bahçeye çocuklar için park alanı, Survivor Park parkurları falan yapacaklarmış. Orada da çocuklarınızı gözlemleyebilirsiniz. Zaten özel güvenlikli bir site. Burası da böyle sitenin girişi, evinizin girişi. Dış cephesi de çok güzel gözüküyor. Yalnız şu kış balkonu gibi olan cam balkona bayıldım. Özellikle mutfaktan direkt geçiş sağlanması çok güzel. Burası da balkonun ön yüzü, yeşillik park alanı, oturma alanı. Anne, efendim anneciğim. Ben kokudan buradan çıktım da.
Oradan mı çıktın korkudan? Yine çok korkmuş köpekten. Dışarıdan da şöyle göstereyim sizlere. Burası şu an örnek daire. Çok beğendim. Hepimiz çok beğendik. Beğenilmeyecek gibi değil. Eminim sizler de çok beğenmişsinizdir. Bakın nasip kısmet. İkta o kadar beğendi ki anne ne olur indirim yapsınlar alalım diyor. Sen niye gülüyorsun öyle? Anne bir tane çocuk vardı onu dokunacaktı köpek gördük. Havlayınca da kaçtı koştuk. Annesi yanına gitti. Ona mı gülüyorsun? Evet. Burası da arka bahçeymiş. Dış cephesi böyle taşla kaplanmış. Şey demez seni istiyor. Benim gördüğüm adam var ya. O şey çocuk bir şey. Birlikte şu arka bahçeyi de gezelim. Henüz burası daha tam bitmemiş. Ama şöyle bir göstermek istedim sizlere de. Orada kocaman 1 metrelik havuz olacakmış. Burada çocuk oyun alanları, çocuk parkurları. Burası galiba site girişimi olacak. Nasıl bir şey olacak bilmiyorum orayı. Şuradan da şöyle göstereyim. Bu şekilde. Villaya geldik. Buraya baktık. İçi oldukça büyük. 3 katlı. Bahçesinde havuzu da var. Çok beğendik burayı. Gerçekten çok güzel. Şimdi gidelim birlikte. İçine de bakalım. Şurada da bir böyle kamelya tarzı yeri var. Burası şu şekilde. Yerler böyle. Giriş bu şekilde. Kocaman bir cam balkonu var. Burası mutfak diye tahmin ediyorum. Şuraya güzel bir masa atacaksın, kahvaltını yapacaksın. Şöminesi de var, çok güzel. Burada şöyle küçük bir bahçesi var. Burada kocaman bir salonu var. Hemen kapının sağ tarafında yine bir lavabosu var. Burada da şöyle bir alan yapmışlar. Ne için onu bilmiyorum. Buranın fiyatı ne kadardı? 4 milyon 200'dü galiba. Emin değilim ama eşim sanki öyle söylemişti. Şu ferahlığa bayıldım. Şöyle dışarıdan da göstereyim. 3 tane villa böyle yan yana. Oldukça sessiz, sakin bir yer. Uğur'um düşüncelerini alayım, nasıl buldun? Bu taraftan geldi. Gayet güzel. Ama alamayacağız. Gayet güzel. Kim alacaksa Allah hayırla ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Amin amin inşallah. O villa içinde söylediklerini de söyler misin? Hangisini? O havuzun yanında bir şeyler söylemiştin. Demiştim, evet. Neydi, böbrek mevzusu mu? Evet, böbrek mevzusu. Yani tek böbrekle yaşarım ben falan dedim ama tabii şaka yolluydu yani. O kadar beğendik ki, gerçekten evet, evet. Çok beğendik. Güzel, yani. Hani esprisine de dedik ki tek böbrekle yaşarız, sen de ben de satıp alalım. Tabii işin şakası, her şeyden önce sağlık, sağlık en büyük zenginlik. Evet. Rabbim şimdiden alanlara huzurla, sağlıkla oturmayı nasip etsin. Amin. Hadi evimize gidelim. Eşime diyorum ki benim gerçekten hiç zerre aklımda yoktu. Böyle hani bir yere gezeyim, bakayım, edeyim. Ama eşim hep bakalım gidelim belki kafamıza uyar bir yer falan diye getirdi beni. Böyle yerleri gezdirdi. Hadi diyorum gidelim şimdi çiftlik çayırına. Yok oralarda.
İnsan nerede mutluysa orası güzeldir. Değil mi? Evet. Çok şükür. Ben mi oldum? Anne. Efendim anne. Şey demiştim, Turkuaz. İlk önce gittiğimiz şey villa. Evet. Oraya anne babam kredi çekti. Sen de her şeyimizi satsak oraya alırız. Babası duydun mu? Kredi yani çek. Yani yapamıyorsunuz ya. Kredi çek. Al biz orayı. Duydun mu babası? Duydum da öyle olmuyor her zaman işte. Ama ben anne. Oluyor baba. Olmuyor, anne kuzuşum, ben oluyor. Anne ben eve gidip kendi kumarandaki parayı yarısını size vereyim. Ay kurban olurum. Kumbarandan ne çıkacak annem? Ay, evin ışın, ışık basma ne diyorlar ona? Prizi. Onu almaya gücümüz yeter. Kumbarasındaki parayı bize verecek, ev alacağız biz de. Ama düşünmesi yeter. Teşekkür ediyoruz anneciğim. Hoşça kal güzel ev diyelim, yolumuza devam edelim.